Demiş Turgut. Evet, biz Fatih Çimen şu anda Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'ndeyiz ve acaba hastanede son durum ne ve ağır hasta sayısındaki bu artış neden kaynaklandı? Doçent Doktor Nurettin Yiğit'e soracağız. Kendisi hastanenin başhekimi. Efendim, ağır hasta sayısı %42 arttı maalesef Ağustos ayına göre. Bunun nedenini öğrenebilir miyiz? Neden ağır hasta sayısı artıyor? Şimdi malumunuz şu an bulunduğumuz hastane Profesör Doktor Feriha Öz Acil Durum Hastanesi ki İstanbul başta Türkiye'de en yüksek COVID tanılı hastanın takip edildiği hastane. Buradaki verilerden yola çıkarsak biz Ağustos ayından itibaren test sayılarımıza ciddi artışlar gördük. İstanbul'da kendi hastanemizin eğer şeyine bakarsak yüzdesel anlamda pozitifliğine %10 gibi bir pozitiflik var ki pandeminin en yoğun olduğu dönemlerde bu %30'lardaydı. Biz Temmuz aylarında bayağı düşmüştük 6'lara kadar. Şimdi tekrar bir çıkış trendimiz var. Şimdi test sayımız artıyor ama yatan hasta sayısına bunun yansıması derseniz burada küçük oynayışlar var. Yani çok ciddi yatış sayılarımız yok ama Sayın Bakanımızın arz ettiği gibi daha ağır hasta sayılarımızda artışlarımız var. Bunun sebebi şu, yatan hasta sayılarımızın baktığımızda yaş ortalaması arttı eskiye kıyasla ve ek hastalığı olan ya da riskli gruptaki yatırdığımız hasta sayısı arttı. Bunu şuna bağlayabiliriz. Malumunuz ek hastalığı olan 65 yaş üstü, gebelik gibi yani risk faktörü bulunan hastaları pandeminin ilk döneminde çok iyi koruduk. Ek hastalığı olan hastalarımızda yatış oranlarımız bu kadar yüksek değildi o dönem için. Daha çok genç hasta grubuyla uğraşıyorduk. Çünkü niye 65 yaş üstü bu hastaları iyi koruduk? Evlerinde izole ettik, insanlar bunlarla temas etmekten kaçındılar. Ama sanırım geldiğimiz noktada ek hastalığı olan, risk grubu olan hastaları çok iyi koruyamadığımızı düşünüyorum. Ve bunların COVID-19 ile temas ettiklerinde süreçleri biraz ağır seyrediyor, hızlı seyrediyor. Bu hastaların yönetilmesi şu anlamda da zor. Ek hastalıkları olması hasabiyle ciddi bir destek gerekiyor ve bunlarda hastalığın yoğun bakım aşamasına gidişi normal hastaya göre hızlı oluyor.